ki şimdi profesyonel anlamda baktığımızda hani böyle güzel güzel katalog çekimler vardır, video çekimleri vardır, reklam çekimleri vardır, vardır da vardır ama bunların bir de kamera arkası var. Samsun'da da hakikaten böyle nabız attırıyor. Zaten kendisiyle birkaç gün sonra profesyonel anlamda çalışmalarımız olacak. Nasıl olacak? Biliyorsunuz benim arkada görmüş olduğunuz logo. Didemciğim ellerine sağlık ama 3 gün içerisinde olan logomu sayın doçentimiz Hayati Akbaş dedi ki bunu profesyonelleştirelim. Hani biraz daha böyle netlik kazansın, daha böyle yaşamın renklerine renkli renkli girsin anlamında. Dedim ki ben de bakıyorum çocuğu yıllardır takip ediyorum. Face'lerden olsun, yapmış olduğu çalışmalardan olsun. Tamer Kahveci. Dedim ki Tamer'cim gel at bana imzanı. Bak ben sana ne imza vereceğim. Nasıl güzel bir imza olacaksın. Evet. Sağ olsun kırmadı. Hem çalışmalarımızla birlikte olacağız hem de bugün çalışmalarından bahsedecek. Tamer'cim hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu programda olduğum için, bana bu şansı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek canım benim. Seninle çalışma bir zevktir. Ah canım. İmza önemli değil. Önemli olan. Canım. Güzellikler, biz o imzayı taşırız güzelim biliyorsun. Her aynen. Türlü hakkını veririz. Tamer'cim ama sen şöyle bir kendini tanıtır mısın lütfen? İzleyicilerimize gelelim. Şimdi ben fotoğrafçılığı profesyonel anlamda yapıyorum. Fakat asıl işim o değil. İkinci iş olarak genelde sanat için yapıyorum. Amacım Samsun'u daha iyi tanıtmak. Evet. Bana ait bir fan sayfası var Facebook'ta. Kaç bin kişi var? 7000 kişi mi? 8000 kişi mi? Öyle bir şey yani. 20 bin küsür kişi var. Evet. Hayran olarak. Bir de takip olarak dolaylı yoldan 7.220.000'de en son. Vay 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 vay. Ben mümkün olduğu kadar Samsun'un güzelliklerini tanıyorum. Ve bence fotoğraflar sadece bir, nasıl diyeyim, bir manzara fotoğrafı izlenmiyor. Bu internette araştırılmış bir manzara fotoğrafı 10-15 saniye bakılırken evet. Önüne herhangi bir obje. Bu insan olur, hayvan olur, evet. Bir bardak olur, bir nesne olur. Evet. Olduğu zaman bir fotoğrafa yaklaşık 1-1,5 dakika bakıldığı tespit edilmiş. Evet. Ben de bunu baz alarak genelde ve biliyorsunuz en güzel obje, en etkili obje de bayanlar. Bayanlar bir güzelliktir. Çirkin bayan yoktur kesinlikle. Çirkin evet. Bakan göz vardır. Aa, buna katılıyorum. Onun için ben de bayanları baz alarak doğru söylüyorsun. Manzaraların önünde bayanları kullandım. Evet. Gerçekten de kadar. Çok da güzel kullanmışsın. Yani aslında, kızlarımız da herhalde üniversite öğrencileri. Faydalandık diyelim, yardımcı evet. Oldular diyelim, daha öyle. Daha evet. Evet. Buradan da modellerime sizin aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Hepsi öğrenci zaten onların. Öğrenci bir de öyle, üniversitede öğrenciler. Öyle ortamlarda çalıştık ki inanın belki de 0 derecedeydi. Evet. Soğukta biliyorsunuz mecbur ya. Onlar monta giyemiyor. Tabii. Modellik yapacağı için kısa kolla. Ve benle beraber sağ olsunlar çok büyük zorluklara katlandılar. Hepsine buradan tekrar teşekkür demek ediyorum. Demek ki seviyorlar. Poz vermeyi seviyorlar. Aynen. Sanat için ya zaten onlar evet. Da bir fedakarlık yapıyor. Biz de bir evet. Fedakarlık yapıyoruz. Zaten bu para verseniz ön plana çıkacak bir kabiliyet, bir başarı değildir. Değil, değil. İnanın bana. İçinizde varsa bunu bir şekilde yakalıyorsunuz. Kaliteli bir şekilde de yakaladığınız zaman bunu sürdürüyorsunuz. Güzel de oluyor. Neyse bakalım Tamer konuşacağız. Bu arada Tamer'cim görüntülerin var. Gürkan'cım görüntülerimiz hazırsa hemen onları paylaşalım istiyorum. Evet. Mümkün ise. Okey midir? Profesyonel çekimlerimiz Tamer kardeşimin, arkadaşımın. Kamera, hemen kamera. İzliyoruz. Bu arada tabii telefonlarınızda bekliyoruz. Bakalım bakalım görüntülerde neler var, neler yapmış Tamer. Okay.
Kahveci Fotoğrafı. İnşallah. Tamam, biz buradayız zaten. Biz kopmadık yani yayından Samet'im. Karşındayız tatlım. Var mı Duygucuğum notun, mesajın? Sen topla o zaman, sağ olduğunda şey yap, gönder. Niye bakıyorlar? Niye eleştiri alıyorsun? Bence şundan, ben Denizli'ye gittim. O gördüğünüz o mini etekli arabalı Toros çalışması, evet, gördünüz. Gayet de doğal. Aynen doğal. Denizli'ye gittim. Ben aslında en çok sevdiğim fotoğraf habersiz çekilen fotoğraf. İnsanlar doğal hareketleri. Tabii doğal olması. Şimdi gittim. Ben şimdi Karadeniz'de birkaç öyle doğal fotoğraf çektim. İnsanlar yanlış anladı. Bir de bu bazı basın kuruluşları çok yanlış şeyler yapıyor. Bizi basın zannediyorlar. Onun da sebebi var. O önemli tabii. Şimdi ama orada... Bak Denizli'de yabancı turist olduğu için devamlı fotoğraf çekiyorlar. Evet. İnsanlar da alışmış artık makineye. Alışmışlar. Şık 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 şık. Problem yok. Ama Karadeniz'de çok fazla turist olmadığı için, fotoğraf da çok fazla çekilmediği için ve Karadeniz'de bir ilki de ben yaptım aslında. 2 sene önce başladım bu Facebook'ta fotoğraf yayınlamaya model. Çok büyük tepkiler aldım ama artık alınmıyor. Bir şeyleri açtık. Alıştılar. İnsanlar alışma olayı açtılar. Denizli'de o mini etekle gezerken, evet, bir tane problem yaşamadım çekim yaparken. Bir gün çekim yapıyorum. Adam dedi, evladım bakar mısın dedi. Dedim herhalde tepki verecek. Buyurun, buyur dayı dedim. Ya dedi, bizim evi de çeksene bak. İnsanlar bizi çek diye orada ya, tepki verirken burada da bizi niye çekiyorsun? Evet. Ama da o aşıldı burada da. Yok, bir dönem vardı. Aşılması lazım. Yavaş yavaş yani aşılıyor burada. Tabii. Sadece Karadeniz'de mi? Anadolu'da var mı hiç? Anadolu'da öyle. Ankara'da aynı. Vardır canım. Her sadece yerde Karadeniz vardır. Demeyeyim. Daha çok Karadeniz'de çalıştığım için. Evet. Karadeniz ve Ege'de çok çalıştım ben. Evet. Antalya civarı filan. Hele Antalya'da o kadar rahat bir insanım. Canım herhalde orası artık yazlık kesim. Yani kabul ederler de. Ona bakarsan Tamer'cim, her meslekte eleştiri alabilirsin. Yani şimdi modellik demek, ekran önü demek, eleştiriye yok, prim vermek demek. Benim eleştiriden yana şeyim yok. Yok, prim daha vermek hoşuma demek. Ben gerçi Allah'a şükürler olsun hani... beni taşıyacak bir ailem var, beni taşıyabilecek bir kocam var, değil mi? Kayınvalidem var, annelerim var, dağ gibi ailem var arkamda. Hani ve oturmuş artık bir konumum var. Belki dilleri nereye uzuyor, hani laf gelecek, nasıl gelecek, bilinçliler. Ama bunun dışında modellik olsun, mankenlik olsun, hala eleştiriye çok suistimal, çok açık bir meslek olarak algılanıyor. O da niye? Ben annelerin, ailelerin çok iyi anlıyorum tepkilerini. Ona da haklarım. Çünkü biliyorsunuz ekranlarda nerede olumsuzluklar varsa maşallah onlardan çıkmış olduğu için, öyle söyleyeyim size, ailelerde doğal olarak karşı gelebilirler. Ama bunun yanı sıra profesyonel anlamda çok manken arkadaşlarımız var, hakkını vermişlerdir. Bunu da lütfen burada altını çizmek istiyorum. Şimdi bir de özellikle şu oluyor. Mesela bayanın biri ekliyor beni. Evet. İşte size model olabilir miyim diyor. Ben evet de bakıyorum, uygun değil benim konseptimde. Nasıl yani, olması lazım senin yani, gözünde uygun mesela? Ya mesela bir kere ya fiziğinin güzel olması lazım, düzgün, ya da yüzünün en azından. Çünkü ya fizik kullanırsın ya yüzü kullanırsın. Evet. Ama bir bayan ekliyor, ne yüzük var ne fizik var. Yüz var. Yani belki sen çok iyi bir insan olabilirsin. Yuvarlak mı ya? Ya kilo anlamında değil. Çok zayıf olduğu zaman da problem. Ya çok kısa oluyor ya çok uzun oluyor. Mesela. 45 kiloyum Tamer. Ne yapacağız şimdi? Yok. Çekim yapmayacağız. Abi gördüğün bu tam modellik ama. Onda problem yok. Yok değil mi? Zayıf oluyor mesela. Yüzü çok aşırı zayıf oluyor. Çekin oluyor. Örnek veriyorum. Anladım. Şimdi ben kabul etmeyince bu sefer de kız diyor ki sağda solda benim aklımda dedikodu yapıyor bu sefer. Peki sana kabul bir soru. Müsaade etmezsen. Sor İlyas'cığım, sıkıştı. Şimdi az evvel orada şey var. Renault taksiyle çektin. Evet. Mercedes'i koysak oraya daha mı güzel görünür? Renault mu daha güzel görünür? Bence Renault daha güzel görünür. Niye? Nostaljiliği var. Nostalji değil. Tepki var. Yani şimdi bir tarafta modernizelik var. Ya, eksilik bir tarafta, mi var? Bir tarafta eskilik var. Eskilik, eskiye... Evet. Ama Mercedes olduğu zaman, Mercedes de yeni, kız da modern. Ama eskiye rağbet olsa pit pazarında nur yağar. Yani, ama antikayı da almak yürek ister kardeşim. Ama antikalar sokaklara ama düştü. Ama şunu söyleyeyim ben. İlyas abi, yalnız şunu vurgulayayım. Orada Mercedes olsa Tamer Kahveci olmaz. Ben ya farklı olmam lazım. Ya. Benim beni belli bir yere getiren aslında, benim farklı mı? Aslında benim sana sormak istediğim senin tarzında, düşündüğün tarzda sormak istiyordum. Yani estetik güzellik arıyorsun. Ya yüzde ya boyda. Yani. Şimdi ben mesela estağfurullah nasıl bir
efendim. Ay çok güzel poz verir benim arkadaşım. Benim mesela onun en azından hiç bıyık bırakmamıştım ama hocam bıyıklarımı asayım seni. Nasıl? Vallahi hocam çok da ağır sana. Battal Gazi'nin bıyıklarına dönmüş hocam. Ay vay vay vay. Arkadaşlar İlyas'cığım özellikle senden bir şey rica etmek istiyorum. Emre'nin sesini bir dinler misin? Şimdi Emre oradan bir parça okuyacak.